Bu arada hayvanlara sabah bir şey verdiniz mi Betül Hanım? Eyvah eyvah. Anestezi alma durumumuz olabilirdi. Gel bir tanem, gel hadi. Gel. Gel canım, gel. Pozisyona getirdiğimiz biz ay doğum kanalına doğru alıyoruz yavaş yavaş. Atabek gel arkadaş, ipleri bıraksın. Hele onu bırak. Şuna. Şunu vereceğim ben sana. Şu ipi vereceğim. Şu ipi geri çekeceksin, olur mu? Yavaş. Ben çekeyim. Thank you.
Çek şimdi atını. Çek 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 çek. Yavaş. Yavaş. Şunu bana ver. Şunu çek bakalım. Şunu çek. Heh. Çek 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 çek. Çek 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 hadi be. Çek 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 çek. Çek hadi be. Çek 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 çek. Tamam. Şimdi bırak. Demir al gel. Aferin. Şimdi bir elinle şunu tut, bir elinle demir bas. Ben şimdi bunu bastırdıkça sen de şunu çekeceksin. Tamam. Bırak diyorum şimdi sana. Tamam. Aferin. Aferin. Yavaş. Yavaş. Acele etme. Ayağına dikkat et. Bırak. Sen bırak deyince bırakacaksın. Oldu mu? Hadi. Yardım et biraz. Sen de bize yardım et biraz. Şimdi bırak. Ata bak onu bırak. Sen şunu gel. Gel Demir'e gel. Ata bak şunu gel. Bas. Bas 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 bas. Hadi Ata bak. Hadi Ata bak. Bas oğlum. Bas 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 bas. Bas bas bas. Bas. Aferin sana. Tamam, soğuk su Atabek. Atabek soğuk su. Yardım hadi arkadaşlarınıza. Bir iki üç kaldır yukarı. Elinizden kaydı. Hadi bir iki üç. Atabek bastır aşağı. Bastır aşağı. Tamam. Al gel su. Ha? İnek mi oldu? İneğe bir şey olmaz sen boş gel.
Hayatın mucizesi bu işte. Şimdi sen onu bana bırak, ayaktan da geç. Ayaktan. Yavrum benim. Tövbe aşağı Allah canını veriyor mu? Siz de ona vesile oluyorsunuz. Değneği ayağa kaldır. Yıllardır veteriner hekimlik yaparım. Veteriner hekimlikle alakalı zaman zaman insanlar gelirler klinimize ziyaret ederler, sorarlar ederler. Niye veteriner hekimlik yapıyorsunuz? Pek çok sebebi var ama veteriner hekimliğin en önemli farkı diğerlerinden manevi has çok daha fazla. Az önce bir doğum olayını gerçekleştirdik beraberce. Bir kere hayvan çaresiz. Kocaman 600-700 kiloluk bir hayvan doğum yapamıyor. Çünkü doğum pozisyon bozukluğu var. İçerideki yavru sizi bekliyor. Anne sizi bekliyor. Bununla beraber üretici de, bu işten geçimini sağlayan üretici de sizin o doğumu yaptırmanızı bekliyor. Her şey düzgün oluyor. Yani az önce bir doğum pozisyon bozukluğu vardı. Oldukça da güç bir doğumdu. Gerçekleştirdik. Her şeyi yerine koyuyorsunuz. Her şeyi düzeltiyorsunuz. Yavruyu da canlı olarak çıkarttığınız zaman bu manevi anlamda size çok büyük bir haz veriyor. Veteriner hekimliğinin bu kadar fiziksel olarak zorluğuna, toplumda diğer mesleklere göre karşılığını bulmamasına maddi anlamda rağmen yapılabilmesinin sebebi, ki ben hep şunu söylüyorum, 10 kere dünyaya gelsem onunda da veteriner olurum, onunda da klinisyen veteriner hekim olurum. İşte bu. Doğum hadisesinin mucizesi. Hayatın mucizesi. Biraz yavaş gitti.
Şimdi bak şöyle enteresan bir durum var. Ne kaç kayık günlük denir sen bunun gebeliğini? Yani o gebelik var bu hayvanda. Bu hayvan gebe. 50 günlük civarında gebeliği var bu hayvanın. 2,5 ay yok. Köy TV'nin değerli seyircileri, aşağı yukarı gün ağarmadan Eskişehir'de başlayan hikayemiz bugün öğlen namazı okunurken veteriner kliniğinde sonlanıyor. Gün içerisinde program dahilinde tohumlama, meme rahatsızlığı, mastit, ayağa kalkamayan bir hayvanla alakalı tedavi, güç doğum, boynuz kesimi, suni tohumlama. Program dahilinde tamamını yaptık. Onun dışında gittiğimiz işletmelerle alakalı programımız dışındaki her şeyi de aşağı yukarı yaptık. Veteriner hekiminin hayatı işte tam da böyle. Yani sabah başlıyor, öğlene kadar doğaçlama devam ediyor. Biz üreticilerimizin daha iyi üretmesi için, hayvanlarının daha verimli olabilmesi için mesleki olarak elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde üreticiler de hayvanlarıyla alakalı takiplerini çok daha iyi yaparlarsa eğer ve hepimizin aynı geminin içerisinde olduğunu hiçbir zaman unutmazsak bence ülke hayvancılığı için çok daha iyi şeyler yapmış oluruz diye düşünüyorum. Burası bizim kliniğimiz. Buraya da insanlar hayvanlarını getirirler. Hangisi daha kutsal? Zaman zaman kendi içimde ikileme girerim ben. Üreten insanların hayvanlarını tedavi etmek mi, yoksa insanların evlerinde yalnızlığını paylaştıkları hayvanları tedavi etmek mi? Her birisi ayrı güzel, her birisi ayrı kutsal. Daha evvel de dediğim gibi herhalde 8 defa dünyaya gelsem 8'inde de veteriner olurdum, 8'inde de klinisyen veteriner olurdum. Hikayenin aslı bu.